Önceden amaçlıkları doktorlar aracılığıyla kimlik bilgilerini ele geçirdikleri yüzlerce hastaya gizlice ilaç yazdırdılar. Kanser, organ nakli, hemofili ve insülin hastalarının kullandığı toplam değeri 1 milyon 250 bin lira değerindeki ilaçlar yurt dışına kaçırılmak istenirken ele geçirildi. Hastaların isimleri, ilaçların barkodları. Her şey ayrıntılı olarak yazıyordu. Görüntüler beklendiği gibi sahte ilaç operasyonundan değildi. Çünkü ilaçlar da hastalar da gerçekti. Polis yurt dışına kaçırılmak istenen ilaçları son anda ele geçirdi. 45-70 merkez 69. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine biri Mısır vatandaşı 3 şüpheliyi 2 ay boyunca takibe aldı. Şüpheliler anlaşmalı doktorlar vasıtasıyla Mersin, Adana, Diyarbakır ve İstanbul'daki yüzlerce hastanın bilgilerine ulaştı, adlarına da kutu kutu ilaç yazdırdı. Bu yolla tam 2700 kutu kanser, organ nakli, hemofili hastalığında kullanılan ilaç ve diyabet hastalarının kullandığı yüzlerce insülin iğnesi elde etti. Polis ilaçların havayolu şirketleriyle Mısır ve Suriye'ye yollanacakları bilgisi üzerine düğmeye bastı, operasyon başlattı. Direkt bağlantı. Ne yapıyorsun burada? Havalimanına giden aracı Fatih'te durduran polis, kolilerin içindeki binlerce ilaca ulaştı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken, ilaçların toplam değerinin 1 milyon 250 bin lira olduğu ortaya çıktı. İlaç şebekesinin bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 750 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi. İstanbul'da bir de sahte para operasyonu yapıldı. Yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceği ihbarını alan polisler şüphelilere ulaştı ve buluşma yeri ayarlandı. Ataşehir'de bir AVM'nin otoparkında buluşulan, aralarında Yeşilçam oyuncusu Ahmet Uyanık ve beraberindeki iki kişi polise sahte 100 bin dolar satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki aramalarda da sahte 100 bin 800 dolar ve sahte 800 lira bulundu. Kara Çarşaflı Gelin, Ustura Behçet ve Korku Çemberi gibi filmlerde rol alan oyuncu Ahmet Uyanık ve diğer iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.